Yönetim katında bugün TAV Grubu CEO'su Sani Şener bizlerle birlikte. Sani Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi dilerseniz Fransız evliliği nasıl gidiyor? Onunla konuşarak başlayalım. Fransız ortağınızla işler nasıl gidiyor? Nisan'dan beri neler değişti hayatınızda? Şimdi aslında hiçbir şey değişmedi. Gayet iyi gidiyor. Bir sorun şu anda gözükmüyor. Olacağını da zannetmiyoruz. Çünkü biz zaten Fransız Aéroport de Paris'i çok yakın tanıyoruz. Yani 10 yıldır bizim iş yaptığımız bölgelerde onlar da iş yapıyorlar. Bazen rakip oluyoruz. Bazen beraber ihalelere katılıyoruz. Bazen de onlar bizim kontrolümüz oluyorlar. Mesela Libya Tripoli'de bizim kontrolluk teşkilatı Aéroport de Paris'dir. Muscat'ta onlardır. Daha önce Emirates hangarlarını yaptık, onlar vardı. Maldiv Havalimanları'na beraber girdik. Ama Medine Havalimanı'nda rakiptik. Hac terminlerinde Cidde'de rakiptik. Hac'da onlar kazandılar, Medine'de biz kazandık. Birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Ondan dolayı zaten kurucu ortakların hisse satışında onların olmasını daha fazla istedik. Çünkü havalimancıydılar. Yani finansal ortak değil, stratejik ortak değil, bir endüstri ortağıydılar. Ondan dolayı çok faydalanacağımızı umduk. Onlardan gelen para aslında bizim ortaklarımıza, kurucu ortaklarımıza gitti. Ama kurucu ortaklarımız o parayı Türkiye'de tuttukları için Türkiye'nin cari açığına 1 milyar dolarlık bir pozitif katkısı oldu. O açıdan çok önemliydi. Ama bize gelen bir, TAV'a gelen bir fiziksel sermaye yok. Ama bunun yanında TAV'a gelen çok ciddi bir bilgi sermayesi ve bir sosyal sermaye var. Nedir bunlar? Birlikte yönettiğimiz havalimanlarında 200 milyon civarında yolcu var. Onları da 25 tane havalimanı var. Bizde 12 tane havalimanı var. 37 tane havalimanında bilgisi gelecek. 32 havalimanındaki network, ilişkiler gelecek. Onun için bence dünyanın en büyük havalimanı platformu oluşturulmuş oldu. Yani rakibimizle evlendik diyorsunuz. Kaynak kurucu ortaklara gitti. Oradan şirkete bir giriş olmuyor. Belki yeni işler kurucu ortaklarda görebiliriz. Peki yeni hedefler ne olacak evlilikte? Şimdi biz aslında tabii ki onlarla öncelikle bizim elimizdeki portföyü çok iyi geliştirmek istiyoruz. Yani elimizdeki portföydeki uçuş sayılarını artırmak, yolcu sayılarını artırmak, gelirlerimizi artırmak, giderlerimizi düşürmek için birlikte çok ciddi bir sinerji yaratmak istiyoruz ki bunu becereceğiz. Ama bunun dışında tabii büyümeye devam. Büyümeye bir dünyanın en büyük firmalarından birisi olan Aéroport de Paris ile birlikte gitmenin çok büyük avantajlarını göreceğiz. Çünkü biz bunu büyüme endeksi yapıldı zaten bu satış. Çünkü biz biliyorduk ki bizi bugünlere getiren oraya götürmekte biraz zorlanacak. Onun için yenimize yanımıza çok ciddi bir dünya oyuncusunu almak mecburiyetindeydik ve bunu aldık. Peki yıl sonu hedefleri neler Fransız ortakla birlikte ulaşmak istediğiniz? Yani şöyle organik olarak baktığımızda biz %20 civarında bir büyümeyi bekliyoruz. Bu bizim için önemli bir rakam olacak. Çünkü dünyada şu anda havacılıkta Avrupa'daki krizden dolayı, dünyadaki krizden dolayı bir takım düşüşler var ama Türkiye'de bu halen bu büyüme devam ediyor. Bu çok olumlu bir şey. Onlar da zaten bu büyümeye geldiler aslında. Yani Avrupa'da bir dinginlik var ve bizim Osmanlı topraklarında biz iş yapıyoruz. Gerçi 20. yüzyılın boyunca biz o topraklardan çıkmışız ekonomik olarak da, siyasi olarak da. Fakat bizim yerimizi Fransızlar, İngilizler ve Amerikalılar almış. Şimdi bize ilk Türk firması olarak oralarda çok iyi bir yer tuttuk. Bunlar da bunu gördüler. Bizim oralarda bir avantajımız var tabii. Yani eski Osmanlı coğrafyasına baktığınızda bir kültürel yakınlık var, bir idari yakınlık var, coğrafi yakınlık var. Bunu bizim firmamız çok iyi kullanabiliyordu. Onun da çok büyük etkisi oldu. Onlar oralarda biraz zayıflamaya başlamışlardı Avrupalılar. Bizle birliktelikle oralarda daha fazla büyüyeceğimize inanıyoruz. Avrupa'da biz biliyorsunuz o Balkanlara, Orta Avrupa'ya diyebilirim, Üsküp'ü alarak girdik. Üsküp'ün Avrupa Birliği'ne girmesiyle oradaki havalimanı işletmemizin çok büyüyeceğine inanıyoruz. Aéroport de Paris'de Zagreb'i aldı bu arada. Zagreb'e başlıyor. Bize Zagreb'de bizim servis şirketlerimize çok ciddi olanaklar, iş olanakları çıkacağına inanıyoruz. Mutlaka Avrupa'da onlarla bir takım işler yapacağımıza inanıyoruz. Peki ya İspanya, Çelebi Holding bugün İspanya'da ihale açıldığında katılacaklarını aktardı. Siz ilgilenecek misiniz? Çelebi Holding'in ne dediğini bilmiyorum ama Çelebi Holding yer hizmetleri kuruluşu olduğu için galiba oradaki yer hizmetlerine talipler. Ama İspanya'da onun dışında iki tane havalimanı ihalesi vardı. Barcelona ve Madrid. O iptal oldu.
çok büyük rakamlardı. 12 milyar dolar civarında bir beklentisi vardı idarenin. Bunlar çok büyük rakamlar. Onun için iptal oldu. Ondan dolayı herhalde yer hizmetlerinde düşünüyorlar. Biz öyle bir şey düşünmüyoruz şu anda. Peki o zaman Abu Dhabi ve Medine projelerini konuşalım. Osmanlı haritasında büyümeye devam ediyorsunuz. Şimdi Suudi Arabistan'ın ilk havalimanı özelleştirmesi, Medine Havalimanı. Portföyünüze ne kazandırdı? Son gelişmeler neler? Şimdi Medine çok önemli bir havalimanı. Bir kere İslam dünyasının en önemli ikinci merkezi. Çok ve havalimanı bayağı kapasitesi çok düşük ve çok kısıtlıydı. Bir ikinci önemi de sizin dediğiniz gibi Suudi Arabistan'daki ilk yapıştırıcı devlet projesi. Bu açıdan çok önemli. İkincisi 1.2 milyar dolarlık bir yatırım gerektiriyor. Bu açıdan da önemli. Biz 2 aydır orayı işletmeye başladık. Bu Ramazan'da yolcuları artık bizim arkadaşlarımız karşılıyorlar. Biz işletiyoruz havalimanını. İlk hac mevsimini de biz sağlayacağız. 4 milyon civarında bir yolcu var. Biz oraya kapasiteyi getirdiğimiz anda hemen o yolcunun 8 ile 10 milyona rahatlıkla çıkacağını görüyoruz. Çünkü vize sıkıntısı var. Veremiyorlar havalimanı kapasitesinden dolayı. Onun için ben İstanbul'dan sonra Medine'nin TAV Havalimanları portföyünde ikinci havalimanı olacağına inanıyorum. Önemli yatırım. Kredisini tamamen Suudi Arabistan'daki bankalardan sağladık. Çok düşük faizli krediler aldık. Ondan dolayı ticari olarak da önemli bir yatırım olacak ama Medine bizim için hakikaten çok önem verdiğimiz bir proje. Al Rachi gibi, Saudi Öcer gibi Suudi Arabistan'ın en büyük gruplarıyla beraberiz. Biz lider firmayız. Ayrıca tabii biz bir portföy yönetiyoruz. Yani bu portföy yönetme açısından çok iyi oluyor. Bizim gittiğimiz yerlere mesela Türk Hava Yolları Gürcistan'ı bize aldığımızda haftada 4 kere uçuyordu. Şimdi 14 kere uçuyor. Batum'a hiç uçmuyordu. Batum'a günlük uçuyor. Üsküp'e 3 kere uçuyordu, 9 kere uçuyor. Aynı şekilde Tunus'a uçuşları arttı. Yani bizim gittiğimiz yerlerde bayrak taşıyıcı hava yolumuz Türk Hava Yolları'nın da slotlarını artırarak çok ciddi bir birliktelik yaratıyoruz. Medine'de işte bu birliktelikte çok önemli bir yer arz ediyor. Abu Dhabi'ye gelmeden bir şey sormak istiyorum. Dikkatimi çekti. 3 Suudi Bankası'ndan 1.2 milyar dolar finansman sağladık dediniz. Proje finansmanı için Türkiye bankalarına ne zaman döneceksiniz? Ne zaman yeterli olabilirler? Türkiye bankaları aslında gayet yeterli. Mesela bizim Türkiye'deki işlerimizde bütün Türkiye bankaları hemen hemen hepsi yer aldılar sendikasyonda. Liderlik dahi yaptılar. Ondan dolayı bir sorun yok. Ama Arabistan'da Arabistan bankalarının Arabistan'daki yatırımlara verdiği faiz oranları bayağı elverişli. Ondan dolayı orada bir İslami finans yaparak olaya girdik. Medine olması onları da çok etkiledi tabii. Medine'ye çok önem veriyorlar. Hakikaten biz de çok önem veriyoruz. Evet. Onun için Medine'de Türk Bankası'nın olması biraz zordu. Olamadı zaten. Şimdi İslami finanstan yararlanmak size nasıl bir maliyet avantajı kazandırdı? Yani İslami finans olarak faizler bayağı düşük oluyor. Yani Avrupa piyasasına göre daha fazla düşük oluyor. Ondan dolayı hani İslami finansa faiz yoktur, faiz demeyelim ama onun üzerine yani bu satış ve satın alma türü bir finansman modeli var. Bu finansman modelinde sonuçta ödeyeceğiniz rakam daha bir düşük oluyor. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Abu Dhabi ihalesini aldınız. Bundaki son gelişmeler neler? Bir de portföy büyüklüğünüz Abu Dhabi ile birlikte neye çıktı? Şimdi biliyorsunuz bizim TAV Havalimanları Holding var. 12 tane havalimanı işletiyor. İstanbul'una dahil olduğu, Medine'nin de dahil olduğu. Bir de TAV İnşaat var. TAV İnşaat'ta sadece havalimanı inşaatı yapan bir şirketimiz. Şu anda INR dediğimiz dünyanın en büyük şirketlerin, inşaat şirketlerinin sıralamasını yapan bir derginin sıralamasında havalimanında dünyanın en büyük 3. inşaat şirketi durumunda. Cirolara bakarak yapıyorlar bunu. 10 milyar dolara hatta 11 milyar dolara yaklaşan bir iş var şu anda elinde TAV İnşaat'ın. TAV İnşaat Katar Havalimanı'nı yapıyor Doha'da. Oman Havalimanı'nın pist ve tüm altyapısını yapıyor. Onun dışında yeni olarak Abu Dhabi Havalimanı'nı aldık. Abu Dhabi Havalimanı da 700 bin metrekarelik dünyanın en büyük terminallerinden birisi olacak. Çok değişik bir proje. Katar gibi o da çok müthiş bir projeydi. Katar'ı bitirmek üzereyiz. Abu Dhabi'de CCC ve Arabtek diye yine bölgenin en büyük inşaat firmalarıyla ortağız. Fakat biz burada stratejimizin, iş modelimizin doğruluğunu şöyle görüyoruz. Biz sadece havalimanı işi yapıyoruz. Havalimanı işletiyoruz, havalimanı inşaatı yapıyoruz. Bunun avantajını görüyoruz. Dünyanın en büyük firmalarıyla
lider olarak konsorsiyumlarda ortak olma şansını elde ediyoruz. Evet. Yani bu işi yaptığımız firmalar o kadar büyük firmalar ki aslında başka bir işte bizim onların yanına yanaşmamız bile mümkün değil. Ama havalimanı olunca bizi geliyorlar ve liderliğimizi de kabul ediyorlar. Ondan dolayı seçtiğimiz sektör ve iş modelimizin doğruluğunu da görmüş olduk. Peki tabii küresel marka yapmakta orta ve uzun vade hedefleriniz neler? Şimdi şöyle, bakın biz TAV'ı ilk kurduğumuzda dedik ki biz finansal olarak küresel bir firma olacağız ama operasyonel olarak bölgesel bir firma olacağız. Bu hedefimizi tutturduk. Yani finansal olarak küresel bir firma mıyız? Evet, küresel bir firmayız. Yani en büyük ihaleleri aldıktan sonra en büyük finansman paketlerini yapabildik. Dünyanın her tarafından çok değişik fonlar, altyapı fonları bizim şirketimizin ortağı. Hem de uzun vadeli ortaklar. 5 yıl, 10 yıl sürece hisselerini tutabilen ortaklar. Bu da bizim finansal olarak küresel bir firma olduğumuzu gösteriyor. Yani bizim firmamızdaki ufacık bir değişikliği bize Avustralya'dan da soruyorlar, Kaliforniya'dan da soruyorlar, Kanada'dan da soruyorlar. Çünkü oralarda ortaklarımız var, bizi takip ediyorlar. Özellikle halka açılmayla birlikte bunu iyi becerebildik. İşletmesi olarak biz bölgesel firma olalım diye bir hedefimiz vardı ve bunu da tutturduk. Yani hakikaten bölgemiz dediğimiz, coğrafi olarak bize yakın olan bölgede biz iş yapıyoruz. İşte Abu Dhabi'de, Dubai'de, Katar'da, Oman'da, Arabistan'da, Kuzey Afrika'da, Balkanlar'da, burası bizim bölgemiz, Gürcistan'da, burası bizim bölgemiz. Bölgesel bir firmayız kesinlikle. Ancak biz işte Aéroport de Paris ile ortaklığımızla birlikte birden, hani demin sordunuz, bir yönetim tarzımızda hiçbir değişiklik yok. Ama dünyada bize bakış açısının birden değiştiğini gördük. Ne olursa olsa. Yani roadshow'lara gittiğimizde, firmamızı anlattığımızda birden sizin de sorduğunuz gibi ilk önce Aéroport de Paris'i sormaya başladılar. Çünkü ne olursa olsun dünyanın en büyük 3. havalimanını yönetiyorlar. Yani Charles de Gaulle'i yönetiyorlar. Hemen yanında Orly Havalimanı'nı yönetiyorlar. Meksika'da 13 tane havalimanları var. Paris'te bir 3. La Bourget havalimanları var. Ondan dolayı çok büyük bir firma. Şikipol'e ortaklar. Yani dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi Şikipol. Oraya ortaklar. 150 milyon civarında bir yolcuya hitap ediyorlar. Bizle birlikte 200 milyon bir yolcu oldu. Charles de Gaulle'de yenilenme söz konusu. Sizin orada katkınız oluyor mu? Bizim orada onlara bir katkımız yok. Onlar kendi işlerini kendileri yapıyorlar ama geçen oraya bir toplantıya gittiğimde bana gösterdiler. S4 diye bir terminal binası yeni bir eklenti yapmışlar. Hakikaten çok muhteşemdi. Yani gördüm, çok muhteşemdi. Onların da inşallah işleri iyi olur. Bu bize iyi yansır. Şimdi yeni yatırımlar, radarınızda olan yeni yatırımlar neler? Şimdi biz aslında yeni yatırımlara baktığımızda bu sene biz İzmir'i biliyorsunuz iç hatları aldık. İzmir'in yatırımını yapıyoruz. Aynı şekilde Medine'nin yatırımını yapıyoruz. İnşaat olarak da Abu Dhabi'ye başladık. Ondan dolayı biz şu anda radarımızda yeni bir havalimanına bakmıyoruz. Evet. Ama şey olarak baktığımızda işletme şirketlerimiz var bizim. Servis şirketlerimiz var. Bizim iş modelimize biz airport in a box diyoruz. Yani bir kutu içinde havalimanı diyoruz. Yani bizde yiyecek içecek şirketimiz de var. Duty free şirketimiz de var. Güvenlik var. IT var. Yer hizmetleri var. Ondan dolayı bu şirketlerde büyümeye başladık. Mesela Havaş Europe'u kurduk. Kuzeyde Riga'da kurduk. Riga merkezi Avrupa Birliği şirketi olarak kurduk. Oradan Stockholm'e, Helsinki'ye ve şu anda da Frankfurt, Hamburg, Münih, Berlin'de Havaş Europe iş yapmaya başladı. Almanya'da daha Apron'a inmedi ama trafik handling yapmaya başladı. Yani check-in işlemlerini yapmaya başladı. KLM ve Air France'ın bunu büyütmeye çalışıyoruz. Bu önemli bir şeydi bizim için. Riga'da bir Avrupa Birliği şirketi kurarak Avrupa'ya girmek çok kolay oldu. Onu becerdik. Onun dışında yine Havaş'ı Medine'ye götürmeyi planlıyoruz. Yani işletme şirketlerimize ciddi şekilde büyümede yol açacak radarımızda bunlar var. Evet. Şimdi 2011-2012 yolcu ve uçak rakamlarını konuşarak devam edelim. Haziran ayında Atatürk Havalimanı'nda yolcu sayısı %25 arttı demiştiniz. %25 hatta Temmuz'da 26 oldu. 26 oldu. Peki yıl sonu öngörünüz ne? Bizim 26 şeklinde bitecek, kapanacak gibi yıl sonunu görüyoruz. Artış olarak. Yalnız bizim TAV Havalimanları Holding bünyesine baktığımızda dünyada %34 yolcu artışımız var ki bu çok ciddi bir rakam. Şimdi, neden %34? Haziran'da %37 idi.
Temmuz'da %34'e mi? %34 oldu bizim tüm havalimanları artışımız. Bu %34'ün en önemli şeyi %56 ile şeyden geliyor. Tunus'tan geliyor. Tunus'ta geçen sene bir Arap baharı oradan başladı biliyorsunuz. O devrimden sonra Tunus'ta yolcu sayısında ciddi bir düşüklük olmuştu. Aynı şekilde tabii Avrupa Birliği'nde de krizin olması, Tunus'a Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları genellikle geliyorlar. Evet. Onlarda da bir düşüş olmuştu ama bu sene tekrar yakaladı ve %56'lık bir büyümeyle bizim ana şeyimizi yükseltti. Fakat bizim tabii İstanbul bizim için çok önemli. %26 olması çok ciddi Peki, bir toplamda rakam. Yıl sonu hedefi ne olacak sizce? Toplamda yine 130'un üstünde bir hedef çok rahatlıkla bekliyoruz. Peki 3. Havalimanı ile ilgili görüşlerinizi alarak devam edelim. 3. Havalimanı ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı'nda konumlaması önemli olacak. Şimdi tabii ki önemli. 3. Havalimanı bizim için çok önemli. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Daha henüz şartname çıkmadı. Şartnamenin nasıl olacağını tam bilemiyoruz. Şartnameye göre tabii ki katılacağız. Yani bizim katılmamamız mümkün değil ve işi almak için de tabii ki en ciddi şekilde çalışacağız. Nihayetinde bir ihale olacaktır. Tabii ihale olduğu için bilemezsiniz ama şu var, şunu belirtmek istiyorum burada. Bizim Atatürk Havalimanı'nda 2021 yılına kadar bir süremiz var. Evet. Yani biz bu imtiyazı devletten bir ihaleyle 3 milyar dolara satın almışız. Ve de yıllık bir 140 milyon dolar ödüyoruz ama %23,5'unu yani 700 milyon dolarını biz peşin ödemişiz. 2005 yılında 700 milyon dolarını peşin ödediğimiz bir yolcu garantisi var elimizde diyebiliriz. Yani yolcu garantisi yok sözleşmede ama imtiyaz garantisi var. Evet. 2021'i 1 Ocağı kadar Avrupa yakasındaki yolcular mecburen özelleştirme kuralları gereği tavındır. Peki yenileyebilecek misiniz? Şimdi havalimanının ihalesinin bu sene çıkacağı söyleniyor. Bu sene çıkarsa işte 3 sene içinde biterse ne olacak? Buna herhalde Ulaştırma Bakanlığı karar verecek tabii ki. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'yle beraber. Nasıl karar verecek? Onu şöyle söyleyeyim. Ulaştırma Bakanlığı Türkiye'de özelleştirme idaresi kadar belki de fazla özelleştirme yapan bir bakanlığımız. Ve de çok başarılı özelleştirmelerini yaptı Türkiye'nin. Yani TAV'ın mesela İstanbul Havalimanı çok başarılı bir özelleştirmedir. Diğer havalimanları çok başarılı bir özelleştirmedir. Ulaştırma Bakanlığı özelleştirmeyi çok iyi biliyor. DİHAME'yi de çok iyi biliyor. Ondan dolayı zaten özelleştirmede bir bu tip bir hata yapacaklarını hiç zannetmiyorum. Çünkü yapılacak en ufacık bir hata dünyadaki Türkiye'ye yatırım yapan veya özelleştirmeye para veren finansman kuruluşların aniden durmasına neden olur. Yani bakın bizim Havaş Turizm diye otobüs şirketimiz vardı. Havaş otobüs şirketi daha önce özelleştirmeden alınmış bir şirketti. Özelleştirmeden alınırken bunun içinde havalimanı ve şehir arasında nakliye yapar diye bir madde de vardı. Fakat İstanbul Belediyesi bir İETT'e bir ihale yapmış. İstanbul Belediyesi o ihale neticesinde bu şeyi kendinin ihalesini kazanan firmaya verdi. Havaşı durdurdu. Şimdi Havaşı durdurunca ne oldu? Evet. Özelleştirme bir darbeydi bence. Ama biz mahkemeye gittik. Mahkemenin sonucunu bekliyoruz. Fakat şu oldu. Küçük bir rakam olduğu için çok önemli değildi. Ama bütün dünyadan bize bunu sordular. Bütün dünyadaki yatırımcılarımız, finansman kuruluşlar neden bu böyle oldu diye sordular. Çünkü gelişmekte olan ülkelere çok dikkatli bakıyorlar. Türkiye özelleştirmeyi çok iyi yaptı. Hukuki altyapısı da var. Ondan dolayı ben Türkiye'de bir sorun olacağına inanmıyorum. Çıkarsa da gireceğiz tabii ihaleye. Peki rekabet konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, bunu şöyle söyleyeyim. Tabii ki bir rekabet olacak mutlaka. Ama girecek olanlar kesinlikle dünyanın en büyük firmaları olacaktır. Evet. Çünkü bu Atatürk, yani bu 3. havalimanı, bir baktığımızda yeri belli oldu. O kömür ocaklarının yeri. Orada böyle çok büyük rakamlarda bir toprak hareketi var. Artı onun dışında bu inşaatın dizaynının yapılması, projenin yapılması bir olay. Evet. İnşaatının yapılması çok büyük bir olay. Hele 10 milyar doların üstünde bir finansmanın bulunması çok çok ciddi bir olay. Ondan sonra bütün bunların işletilmeye yapılması da çok büyük bir olay. Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden birisidir. Bu işi bilmeyen birisinin alması söz konusu olamaz. Alsa dahi yapması söz konusu olamaz. Onun için çok bilgi birikimi olan firmalar girecektir. İnşallah biz kazanırız. Evet. Ama şunu söylemekte fayda var. Biz bir portföy yönetiyoruz. Bu portföyde İstanbul'un önemi çok büyük.
biz Türk Hava Yolları ile birlikte, Ulaştırma Bakanlığı ve DHME ile birlikte TAV, eski İpek yolunu havada kurduk. Yani şu anda İstanbul Atatürk Havalimanı hub olmuştur ve buraya %30 civarında transit yolcu vardır. Hı hı. Bize gelseniz pasaportun ötesinde bir dünya Birleşmiş Milletler gibi dünyadan herkesi görebilirsiniz. Böyle bir şeyin bilgi birikiminin de yara almadan devam etmesi için biz firma olarak elimizden geleni yapacağız. Yani 3. havalimanı konusunda TAV grubu olarak iddialıyız diyorsunuz. Tabii. Mesajı Tabii. aldık. TAV grubu CEO'su Sani Şener. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, yönetim katının sonuna geldik. Kısa bir reklam arası, devre arası devam edecek.